Herkese merhaba arkadaşlar. Civcivlerimiz bugün bir haftalık oldu. Daha önceden ahırdaydılar arkadaşlar. Bugün onları kümese aldık ve etrafta gördüğünüz beyazlıklar hep kireç attık arkadaşlar. Onları bir hastalıktan ya da tavuk bitinden korumaları için. Bu yüzden hani etrafta bir beyazlık görüyorsunuz. Arkadaşlar kireç bütün hastalıkları neredeyse koruyor. Gördüğünüz gibi yani hiçbir şekilde dışarıdan bir hastalık bulaştırmıyor. Dediğim gibi tavuk biti varsa öldürüyor. Yani her türlü şeye iyi geliyor ve tavukları koruyor arkadaşlar. Yani zararlı böceklerden falan. Bu yüzden hiçbir şeye de yaklaşmıyor arkadaşlar. Hani bu sefer civcivlerimizi kaybetmek istemedik. Bu yüzden etrafı güzelce bir kireçledim. Ondan sonra da tavuğumuzla civcivlerini taşıdım. Bir kovada toprak getirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toprak dağıttım kendilerine. Toprakta rahat rahat eşelensinler diye. Zaten birkaç gün önce bir tanesini kaybettik. O da çok ufak bir civcivdi. Hep ufak kalmıştı. Dün de bir tanesini kaybettik. Hani ilki ufaktı diye, sebepsiz diye gelişememişti büyük ihtimalle. Yani çok iyi bir şekilde. Çok aşırı ufaktı yani bunların yanında. Neden o kadar ufak çıktığını ben de anlamamıştım. Aslında seçtiğim yumurtalar hep standarttı. Hani birkaç gün sonra öldü. Dün de bir tanesi birden bir baktım sabah geldiğimde hastaydı, hasta gibi duruyordu. Birkaç saat sonra baktım ahırın içinde annesinin yanında ölmüş maalesef. Dediğim gibi ki zaten civcivlerde gerçekten hani her türlü şey yapsanız da maalesef ölüm kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Yani çok iyi baksanız da tedavi etseniz de mutlaka biraz kayıp veriyorsunuz. Bu yüzden biz de iki tane kayıp verdik ama çok şükür şu an maşallah bunların sağlığı, her şey yerinde. İnşallah yani bunlar kocaman yapıp hep beraber büyüdüklerinin videolarını da sizlerle beraber paylaşırım. Zaten çoğu Hint kırması, astrolorp var. Birkaç tanesi de yumurta tavuklarından aldığım yumurtalardan ama zaten %90'ı diyelim. Yani hep bunlar Hint kırması arkadaşlar. Özellikle beyaz tonlarda hafif biraz sarı olanlar, koyu böyle kahve tonunda olanlar, onlar yumurta tavuklarından çıkanlar. Ama şu beyaz dediğim gibi hafif sarı olanlar, hatta bakın bazılarının kanatları bile çıkmış. O kanatları çıkanlar hep Hint kırmalarının yumurtalarından. Bakalım büyüdüklerinde olgunlaştık, kocaman böyle bir tavuk ya da horoz olduklarında artık hani ne olacaklar hep beraber göreceğiz. Nasıl bir şekil alacaklar, nasıl büyüyecekler. Hint kırmaları zaten çok büyük oluyor arkadaşlar. İri de oluyor. Böyle bol etli de oluyor. Horozu da, tavuğu da. Bakalım hep beraber bekleyip onlara nasıl geliştiklerini, nasıl güzel olduklarını göreceğiz. Civciv yemi vermiştim. Bir de evden biraz ev yemeği falan. Bulgur pilavı getirdim. Birazdan pirinç pilavı getiriyorum arkadaşlar. Hepsinde afiyetle yiyorlar ve gelişiyorlar. Tabii ki yumurta sarısını da unutmuyorum. Her gün sabah onlara yumurta sarısı veriyorum. Onu da yiyorlar çok güzel bir şekilde. Bu yüzden şu an için her şey çok iyi. İnşallah böyle devam eder. İleride kaçı horoz, kaçı tavuk çıkar. Hep beraber cinsiyetlerini de beraber söyleriz. Biraz daha büyüsünler inşallah. Hep beraber videolarını çekeceğim sizlere. Bu haftada inşallah Hint civcivlerimiz çıkacak. Onların da güzel bir videosunu çekeceğim inşallah sizle beraber sizlere de paylaşacağım. Bakalım kaç adet Hint civcivimiz çıkacak, bekliyorum. Dediğim gibi şu an için bu dönemin yani 2020'nin ilk kurku diyelim bu. Bakalım inşallah sağ salim bir şekilde bu civcivlerimizi büyütürüz. Gelişimlerinde her şeyinde sizler için çekelim. Hep beraber sağlıklı bir şekilde büyüdüklerini görürüz inşallah arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yani civcivler ufakken maalesef kayıp verebiliyoruz. Yani kaçınılmaz. Her şekilde ne kadar iyi baksam da maalesef küçükken bir yani civcivken hastalanıyorlar, rahatsızlanıyorlar. Bu yüzden şu an için dediğim gibi ilk bir haftada iki tane kayıp verdik. Şu an çok şükür bunların sağlığı yerinde. Arada onları yanında durarak tabii ki güneşe çıkartıyorum. İhtiyaçları var diye. Biraz da güneş görsünler, sağlıklı gelişsinler diye. Arada biraz yeşillik veriyoruz. Yani 15 adet civciv vardı arkadaşlar. Şu an 13 adet civciv kaldı. İnşallah 13'te çok iyi bir rakam. İnşallah 13'te 13 diye devam eder. Dediğim gibi inşallah kocaman olurlar. Hep beraber
Sizlerle beraber her ay videolarının gelişimlerini çekeriz. Sizlere gelişimlerini gösteririm. Evet arkadaşlar, civcivlerimiz çok şükür şu an iyiler. Dediğim gibi durum bundan ibaret. Yani birkaç tane kayıp verdik ama yine de çok şükür diyoruz. Bunlar da gelişimlerini her şekilde güzel bir şekilde tamamlarsa buna da şükür. Yani 2 gün içinde de hin civcivlerimiz çıkacak. İnşallah dediğim gibi 2 gün sonra, yani en geç 3 gün sonra size onların videolarını da çekeceğim. İnşallah bakalım kaç tane çıkın. Yani kaç yumurtadan kaçı çıkacak. Bekliyorum arkadaşlar, yani onları da güzel bir şekilde. Onlar da ilk çıktıktan sonra hemen ahıra alacağım. Biraz hani bir 2 hafta falan. Yani bir hafta, bunları bir hafta beklettim. Onları da bir 2 hafta falan bekletebilirim. Biraz daha gelişsinler diye. Çünkü kümesin içinde böyle çok ufakken sıkıntı olmasın diye ilk çıktıklarında ahırda onlara bakıyoruz. Sonra ondan sonra kümese taşıyorum arkadaşlar. Daha iyi oluyor böyle gelişimleri falan. Orada daha iyi bakıyorum. Hani daha korunaklı. Hani akşamları üşümezler diye düşünüyorum ama hani annelerin altına girdikleri için, ama ahır biraz hava konusunda hani kapalı olduğu için orası daha sıcak oluyor onlar için. Evet, gördüğünüz gibi dediğim gibi bir kova toprak getirmiştim. Toprakta eşelensinler diye. Zaten gördüğünüz gibi işe yaramış. Anneleriyle beraber toprakta eşelenmeyi seviyorlar. Çok da güzel bir şekilde. Hatta daha önceden biraz kum banyosu falan yaptılar hep beraber. Bu da onlar için avantaj, güzel bir şey tabii ki. Bir 10 gün 15 gün içinde de onları artık kümes dışına da salabilirim. Biraz daha bir gelişsinler, büyüsünler. Yani yanlarında anneleri olduğu sürece onları her şeye karşı korur. Özellikle kedilere. Bizim burada kediler risk teşkil ediyor. Çünkü gerçekten çoğu zaman bu ebattaki civcivleri kapıp kaçabiliyorlar. Bu yüzden hani bir 15 gün 20 gün arası biraz daha gelişsinler. Onları diğer büyük tavuklarla beraber bahçeye salabiliriz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 13 civcivle devam ediyoruz şu an. İnşallah bu 13'ü de sağ salim bir şekilde büyür. Güzel Hint tavuklarımız, Hint kırması tavuklarımız, daha doğrusu Hint kırması horozlarımız ve astrolog tavuğumuz ya da horozumuz olacak, bilmiyorum. Zaten topu kaç siyah var gördüğünüz gibi. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi etraftaki beyazlık, kireçledik. Size de söylediğim gibi zaten kireç onları her türlü şeylere karşı koruyor. Yani sizin de evlerinizde ya da dışarıdan bir yerden de alabilirsiniz. Kümesi kireçlerseniz tavuklara bir sürü hastalıktan, bir sürü yani tavuk bitinden falan, her şeyden, aklınıza gelecek her şeyden koruyormuş. Kümeslere hiçbir şey yaklaşamıyor. Ama tabii ki ilk başta çok fazla şey yaptılar arkadaşlar, yadırgadılar. Kümesleri beyaz görünce hatta korktular da diyebilirim. Bildiğiniz kümesin içine girmek istemediler. Hatta tavuklar, yani büyük tavuklar ve horozlar hemen tünedikleri sopalara falan, tüneklere hemen oraya uçup orada kaldılar. Hani ilk başta tabii ki bilmedikleri için bir korkuyorlar, yadırgıyorlar öyle bir etrafa baktıkları zaman. Her yer bembeyaz tabii ki. Ama hemen yani birkaç saat sonra üzerine de bastıktan sonra onun zararlı olmadığını anlıyorlar. Ve hani onlar için faydalı bir şey aslında. O yüzden ondan sonra da kirecin üzerinde rahat rahat gezebiliyorlar artık. Dediğim gibi ilk gün sadece biraz yadırgadılar. O da zaten hiç görmedikleri için, etrafı birden beyazlar içinde görünce. Bu yüzden hani tavuk besleyen kim varsa hani kümesi bu şekilde dezenfekte edebilir. Dediğim gibi onlar için sağlıklı bir şey. Her şeyden koruyor onları. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bugünkü videomuzun konusu hem civcivlerimizde hem de kümesleri kireçle dezenfekte etmekti arkadaşlar. Dediğim gibi yani ne kadar çok iyi baksanız da maalesef civcivlerde kayıp verebiliyorsunuz. Çok nadir bir şekilde, bazen hiçbir şekilde kayıp olmuyor ama dediğim gibi mutlaka 1-2 tane oluyor maalesef. Yani hep başıma gelmiştir. Ve dediğim gibi izleyenler, besleyenler mutlaka kümesleri kireçleyin diyorum. Gerçekten
Ben farkını gördüm arkadaşlar. Her şekilde tavuklar daha rahat hareket ediyor. Böyle özellikle bazı kümeslerde, mesela kumrular. Evet, o kumrular çok fazla kümeslerimize girmeye başladı bu aralar. O yüzden bazı kümeslerde tavuk biti bulaştırdılar kendilerinden. Onu da dezenfekte ettim. Ondan da kurtuldum arkadaşlar. Yani gerçekten çok faydalı, işe yaradı. Bu yüzden mutluyum. Ama işte kümesin üzerlerini bir şeyler kapatmam lazım. Kuşların, kumruların daha doğrusu gelmemeleri için. Bakalım, yeni bir şey düşünüyorum, ileride yapacağım. Çünkü gerçekten hastalık falan bulaştırmalarından korkuyorum kuşların. İlerideki zamanda dediğim gibi arkadaşlar, bunun çaresine bakacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok şükür şu an 13 tane civcivimizin durumu iyi. İnşallah da hep iyi olur. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bütün yorumlarınız, bütün beğenileriniz ve beni takip ettiğiniz için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.